üzerinde yaşadığımız coğrafyayı tarihin derinliklerinden itibaren müstesna kılan ve yankılarını çok farklı şekilde hissettiren pek çok neden vardır. Bu kapsamda Anadolu coğrafyası her zaman gözde ve hedefte olmuştur. Savaşlar, çatışmalar, göç ve istila hareketleri, vatan coğrafyamızı kimi zaman zorda bırakmış, kimi zaman da zayıf düşürmüştür. Ancak her seferinde ayağa kalkmak, küllerimizden tekrar doğmak, Türk'ün kaderi, Türk milletinin kahramanlık destanı olarak tarihe damga vurmuştur. Eğer Türkiye eski hakimiyet havzalarına kapalı ve uzak durursa, eğer tarihin ruhuna ve çağrısına ilgisiz kalırsa, son yurdumuzu savunmak da daha da zorlaşıp güçleşecektir. İçine kıvrılmış, iç sorunlara gömülmüş, tehdit ve tehlikeleri kaynağında göğüslememiş bir Türkiye'nin istikrar ve huzur arayışı gerçekçi bulunamayacaktır. Çok değil, yaklaşık bir yıl önce "Ne işimiz var Elbap'ta, ne arıyoruz?" Musul'da sorgulaması yapanlar öncelikle hastalıklı, bağnaz, güdümlü siyaset bezirganlarıdır. Bunlar vizyonsuzluklarının kurbanı olduklarına yanmazlar, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınırlar. Bunlar küçük düşünmeyi marifet görüp milli siyasetin kösteklenmesini menfaat sayarlar. Kerkük deriz, kulaklar olmasına rağmen duymazlar. Bön bön yüzümüze bakarlar. Kaşgar deriz, Karabağ'ın hakkını ararız, anlanmaza yatıp sessizliğin ve tepkisizliğin dibine kadar batarlar. Bosna'dan, Ak Mescid'den bahsederiz, sanki ilk kez işitmiş gibi meraklı gözlerini fal taşı gibi açarlar. Ne var ki aslında oralı bile olmazlar. Suriye ve Irak çalkalanır, bunlar ise çakallara selam çakarlar. Şimdi de Katar gündemdedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da konuşlandırılması ile ilgili süreç Aralık 2014'te başlamıştır. Katar'la varılan askeri çerçeve anlaşmasının Nisan 2015'te imzaladığı, ardından da bu Mayıs ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu tarafından onaylanıp genel kurula sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 8 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan mezkur anlaşmayla Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında işbirliğinin çeşitlendirilmesi, İki ülkenin birlikte çalışabilirlik ve eş güdümünün artırılarak bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlanması amaçlanmıştır. Fren tutmayan bazı şuur ve akıl yoksunları Mehmetçiğe lejyoner diyecek kadar çıldırmış ve çılgına dönmüşler. Türk askerine lejyoner demek bühtan olması şöyle dursun, su katılmamış bir alçaklık, ayağımızın altında çiğnediğimiz İslam'dır. Türk düşmanlarına paralı gece bekçiliği, kiralık kalem nöbetçiliği, tasmalı siyasi sözcülük yapanların Mehmetlerimizin haysiyetiyle oynaması utanmazlığın daniskası, ahlaksızlığın dik alasıdır. Bu hayasız suçlama muhataplarına dönmüştür. Bildiğiniz gibi geçen hafta Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği Körfez ülkeleri Katar'ı siyasi ve ekonomik yaptırımlarla abluka altına almışlardı. Diplomatik ilişkilerini kesmekle birlikte kara, deniz ve hava sahalarını da Katar'a kapatmışlardı. Türkiye doğru bir hamleyle Körfez'de yükselen tansiyonun diyalogla çözüme kavuşturulmasını istemiş, bu konuda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütmüştür. Bölgede her an sıcak bir çatışmaya dönme ihtimali taşıyan gerilim ateşinin
konuşarak, uzlaşarak, kardeşlikte buluşarak söndürülmesi konusunda ülkemiz azami emek sarf etmiştir. Bir yanda Körfez İşbirliği Konseyi'nin devreye girip derinleşen ihtilafına merhem olmaya çalışması, diğer yanda ise İslam İşbirliği Teşkilatı zirve başkanı olan Türkiye'nin sürece müdahil olarak şiddetlenen kutuplaşmayı hafifletme çabası elbette son derece yerinde ve kayda değerdir. Katar'la tarihsel bağlarımız vardır. Bir zamanlar ecdadımızın atadığı kaymakamlar bu ülkeyi yönetmişlerdir. İki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik ilişkiler bilinmektedir. Ve bunun korunması ile ilgili hassasiyet gösterilmesi de doğal ve normaldir. Normal olmayan Katar konusunun kimi zaman abartılması, kimi zaman da istismar edilmesidir. Katar'la imzalanan anlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 Haziran günü rutin onayı, görülen odur ki birdenbire bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Katar'da kurulacak Türk üssünün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir. Dünya Doha'dadır. 7 düel komşu coğrafyalara demir atmıştır. Peki Türkiye, üstelik eski hakimiyet havzalarında niye olmayacaktır? Neyimiz eksik? Neremiz yetersizdir? Özellikle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki var olan kompleks, aşağılık duygusu, her şeye kulp takma kurnazlığı nasıl ve ne şekilde izah edilecektir? Ne yapsaydık? Ülke olarak bölgesel ve küresel gelişmelerin akıntısına hiçbir irade göstermeden kendimizi teslim mi etseydik? Türkiye'nin Musul'da kurduğu Başika kampı için aynı masalı dinlendirdiler. Fırat Kalkanı Harekatı başlayınca da benzer itirazları seslendirdiler. Türkiye'nin sınır ötesi askeri veya siyasi faaliyetleri hukuki ve meşru sınırlar çerçevesinde olduktan sonra bunu karalamak, kötülemek bir defa gayrimilliliktir. Aslında siyasetimizin en temel sorunlarından birisi de budur. Bilinmelidir ki korkak talihinden kaçar, kahraman tarihini kavrar. Korkak bakar ve batırır, kahraman yapar ve yaşatır. Türk milleti ise hamdolsun kahramandır. Kahramanca bir maziden kutlu bir istikbale kanatlanmıştır. Gerçi başka da çare yoktur. Aman bana değmeyen yılan bin yaşasın, bin yıl yaşasın diyenler, yılanın bir gün dönüp dolaşıp kendilerini sokacağına iyi bilmelidirler. Türkiye, bekasının müdafası amacıyla yedek kulübesinde değil, sahada olmalıdır. Kıyıda, köşede, kenarda değil, bölgenin kalpgahında, gerekirse, gücü yeterse kaptan köşkünde bulunmalıdır. Bunun neresi masumdur? Bunun neresinde sakınca vardır? İddialı olmayalım mı? İrademizi göstermeyelim mi? Aktif, çok yönlü, başkent Ankara merkezli, dünyaya Türkçe bakan bir dış politika istemeyelim mi? Dış politikada ebedi dostluk veya ebedi düşmanlık diye bir şey olmayacaktır. Bunun yanında komşu coğrafyalarda kategorik bir tarafgirlik de makul ve mantıklı görülemeyecektir. Türkiye tarihsel çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmalı, coğrafyanın sesi ne diyorsa ona müzahir hareket etmelidir. Bu nedenle Doha'da üs kurmak, Körfez ülkelerine meydan okumak şeklinde yorumlanmamalıdır. Önce diyalog, önce mutabakat, önce diplomasi kanallarının açık ve çalışır olmasıyla sertliğin yumuşatılması, gerginliğin giderilmesi lazım. Görebildiğimiz kadarıyla hükümet de bunu yapmaktadır ve doğru çizgidedir. Konu siyaset üstüdür. Konunun hükümeti aşan bir yönü de vardır.
Milliyetçi Hareket Partisi ne Katar'ın safında ne de bu ülkeye tavır alan ülkelerin karşısındadır. Biz yalnızca ve yalnızca Türkiye'nin hak ve çıkarlarının yanındayız. Yanında olmaya da kararlılıkla devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Daho'ya Ankara'dan bakıyoruz. Riyad'a, Kahire'ye, Sana'ya, Amman'a, Abu Dhabi'ye, Manama'ya, Nuakşot'a, Beyrut'a, Şam'a, Bağdat'a, Ankara'nın ruh, ilke ve milli ülküleriyle yaklaşıyoruz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Çünkü biz onurlu ve milli bir dış politikanın savunucusuyuz. Doğru olduktan sonra kimseden de lafımızı çekmez, çekinmeyiz. Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var diyen, Daho'da ne yapacak tartışması çıkaran, başta CHP olmak üzere malum çevrelere açıklıkla sormak istiyorum. Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da, Amerika Birleşik Devleti'nden Almanya, Fransa ve Birleşik Krallığı'na kadar birçok ülke için niçin dikkatlerinizden kaçıyor? Kimlerin nam ve hesabına çalışıyorsunuz? Kimlere sözcülük yapıyorsunuz? Eğer yürekliyseniz, eğer minderden kaçmayacaksanız, eğer sıkıyı görüp araziye uymayacaksanız, ABD'ye ne işiniz var Orta Doğu'da deyin de endamınızı görelim, adam mısınız diyelim. Bakın, biz söyledik, yine söylüyoruz. Yine söyleyeceğiz. CHP'nin cesareti varsa Rabia polemiğine değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara kafa yorsun. Bunu dert edinsin.